6-8 numarayı konuşacağız. Ee, bugün biraz hayal kırıklığına uğradım. Onu söyleyeyim. Thomas Partey, Wilfried Endidi ve Emil Brevik. Yani bu üçlü şu an Galatasaray'ın e, orta saha transferinde 6-8 numara transferinde en çok odaklanılan e, isimler. Bu üç isim üzerinden gidiyoruz. Benim birinci sıramda Emil Brevik var. Ama e, ortaya Wilfried Endidi'yi koydum. Endidi şu an Okan Hoca'nın alalım dediği bir isimmiş. Emil Brevik için bir yoklama çektik. Sanırım bon servisi biraz yüksek geldi. Anlatacağım. Thomas Parti'de yine konuşacağız. Yani Musa Endidi tamam. birinci opsiyon. Brevik ikinci opsiyon. Thomas Parti üçüncü opsiyon durumda. Tamam. Sana güzel bir soru geliyor. Bak hiç soru sormuyor diye diyordun ya. Hani Endidi o kadar kolay bir transfer. Hani alalım deyip de mağazadan o Elbise almıyorsun yani. Onu anlatacağım. Sırasıyla gidelim Musa. Brevik aslan oluyor denmiş. Ee, burada istatistikleri falan paylaşılmış. Sonra şöyle bir detaylı yazı paylaşılmış. Musa, Emil Brevik'in menajeri Solbaken 3 kulüple görüşmüş. 3 kulüple. Bir tane Fenerbahçeli şey yazmış. Galatasaray'la görüşemez. Galatasaray'la aynı ligde oynuyor diye. Nasıl görüşemez kardeşim? Bir kere eee Kulüpten izin aldıktan sonra her takımla görüşüyor. Bir de Galatasaray... aynı aynelikte oynamıyor. Onu ha. da yanlış buluyor. Abi ya, elendi. Insan... Elendi. Biliyorum. Bir de Galatasaray'la aynı ligde oynamıyor. Şimdi Musa burada denmiş ki Emir Brevik'in menajeri Jimmy Solbaken e, İstanbul'da bir araya geldi. 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını soran yöneticiler görüşmeden memnun ayrıldı. Memnun ayrılmadılar abi. 7 milyon euro para istiyor. 7 milyon euro para istiyor. Yani evet. Ben, ben tabii durumumuz uygun olsa bu kadar e, açıkçası e, yüksek bonservis bedeli istemeseler veya paramız olsa ben Emil Brevik'i kaçırmayız diye düşünüyorum. Ama şu Abi, şartlarda Emil Brevik e, 7 milyon euroya hani alırsa Fenerbahçe alır. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe, Başkan Ali Koç cebinden e, bayağı bir Fenerbahçe kasa kolaylığı yapıyor. Kaynak yaratıyor. Ama e, Musa biz devre arasında 7 milyon euro veremeyiz gibi geliyor bana şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim bu da Selahattin abinin lafıdır yayını da izliyor sevgilerimizi iletelim ya arkadaşlar e, örnek verelim bir isim söyleyelim Eyüp Yıldız Barış Alper'i kaça satarsın sen ben ondan aşağı satmam sen Ama kendi oyununu ondan aşağı satmayayım sen kendi oyuncunu ondan aşağı satmayayım. 7 milyon Emir Bulevi'yi mi çok buluyorsun mesela? Ama bak Barış Alper nerede oynadı? Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Barış Alper e, Süper Lig'de kendini ispatladı bak. Süper Lig Norveç. Tamam. Norveç, İzlanda, Finlandiya bu liglerden iyilik tamam mı? Yani onu söyleyelim. En tamam. Ama, Hamza kaçabilir. Ben ya sürekli sözümü kesme benim ya. Hamzayı kaçabilir. Hamza'yı kaça veririm? 5-6'ya veririm Hamza'yı. Evet, Hamza adam... Ben de o zaman sana söylüyorum. Adam ilk 11 oynuyor. 7 milyonu çok görüyorsun. Adam sen e, kendi daha kadronu almadın adamı 5-6 veririm diyorsun. Harp adamı arka arkaya yazma. Nelson'a 15 milyon kimse vermez şu an yani. Nelson'u geç yani. 15'i göremezsin. Nelson'a şu an 10 falan ancak verirler. Ama lütfen şey yapma. Spam yapma. Spam yapma. Şimdi Emil Brevik zor arkadaşlar. Yani biz 7 milyon euroyu kolay kolay verebilecek durumda değiliz. Ama bir formül üzerinde duruluyormuş Musa. O da devre arası kiralık, sezon sonu bonservis bedeli. O olursa, o kabul edilirse olabilir. Burada da mesela Brevik'te flash gelişmedenmiş. Okan Burun kadrosunda görmeyi çok istediği Molde'nin orta sahası Brevik'in menajeri Solbaken önceki akşam İstanbul'a geldi bilmem ne falan filan. Galatasaray'la da görüştü. Fenerbahçe'yle de görüştü. Trabzon'la da görüştü. Ama istediği para 7 milyon euro. 7 milyon euroyu da Trabzon veremez. Biz de veremeyiz şu an için. Ama Ali Koç'u bilemiyorum. Ali Koç verebilir. Burada müthiş rakamlara ulaştı falan filan deniyor. Endizi, Endidi hazır, parti zor. Bu da yine bugünkü gazete manşetlerinden biri. Söz hakkı Söz hakkı alabilir miyim? Sen sözümü kesme dedi diye söz hakkı istiyorum. Ee, Buyurun Musa Bey. Ya e, az önce yüksek sesle, yüksek volümden konuştuğum için anlaşılmamış ve agresif olmuş olabilirim. Ama arkadaşlar kendi oyuncularımıza 5-6'dan kapıyı açıp da e, diğer takımların oyuncularına 3'ten 4'ten yukarıya vermemeye çalışmayı ben anlıyorum. Parasızlıktan oluyor. Ben de mesela e, mağazaya gittiğimde ilk yaptığım iş e, kaçı olur diyorum. Yani ben mesela defaktoya gidiyorum e, etiketin e, altındaki fiyatı öğrenmeye çalışıyorum. Yani son fiyat bu mu diyorum ama artık öyle bir şey kalmadı abi diyorlar. Mesela abi etiket oysa o bir de diyor üç alırsan %10 indirim yaparız diyor. Şimdi biz bu ölçüleri bilerek gidelim oralara. Oyunculara talep de bulunalım. Ha, diğer kısmına gelecek olursak İlk yıldızın bahsettiği bu hani bir denklem var ya şimdi kiralayalım sezon sonunda alalım ha, onu da üç tane dört tane talibi var bir oyuncunun kulübü kabul eder mi? Yani açık arttırmaya sokmuş oyuncuyu kulüp tabir hani tabir anlamında işte, zor o yüzden o yüzden zor arkadaşlar zor yani Evet. geldik buraya geldik buraya endidi hazır partiyi zor demiş yani Okan hocanın e, Endidi'de bir ısrarı olduğu söyleniyor ben e, hep Emil Brevik diye düşündüm ama farklı haberler de paylaşılıyor ki ben Emil Brevik'i alırım bu arada yani Endidi'den daha genç daha hareketli daha dinamik gibi geliyor ama Endidi'nin artısı ne bu adam hani premierlik görmüş Barcelona falan ilgileniyor diyorlar ama Barcelona'nın ilgilendiğini zannetmiyorum. Torreira'nın yanına defansif yönü güçlü bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılar gündemde gündemine iki ismi almış. Arsenal forması giyen yani parti yıllık ücreti kafa karıştırırken Leicester'da oynayan Endidi'nin transfere sıcak baktı, öğrenildi. Musa e, Thomas Parti'nin yıllık maaşı 11 milyon euro. E, bir kısmını benim tahminimce Arsenal öder bu transfer gerçekleşirse. Ama biz e, 11 milyon euro defansif bir oyuncuya veremeyiz. Öyle bir bütçemiz, öyle bir paramız yok. Fakat Endidi için sıcak gelişmeler var. Endidi'nin Leicester City'de ikna etme noktasına geldiği söyleniyor. E, yine e, benim tahminimce Musa e, devre arası kiralık sezon sonu e, zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray Endidi'yi kiralayacakmış gibi gözüküyor. Evet. İster ee, Şimdi sen o yorumu oku. Hakan, e, Murat abinin yorumunu sonra konuşalım. Okan hocanın 4-2-3-1 sisteminde gündemindeki hangi transfer uyar? Yerli kuralını göz ardı etmeden yanıtlar mısınız? Ya da bir sistem değişikliği mi geçerli? Valla 4-2-3-1 sisteminde Torreira yani Endidi de uyar Murat abi Emil Brevik de uyar. Avrupa'da zaten bir sıkıntı yaşamayız ama Türkiye'de ise eğer orta sahayı komple yabancı geçersek yani işte orada 6 numarada da 8 numarada da Türk kullanmazsak e, bana kalırsa bir tane yerli solbek alıp Abdülkerim yerli solbek Kerem yapabiliriz. Öyle söyleyeyim sana. Ve Endidi'yi konuşalım arkadaşlar. Yani ben evet. Emir Brevik diyorum ama bu iş Endidi'ye doğru gidiyor Musa. Şimdi Endidi'nin ne dedin? Barcelona istiyormuş dediğim ve Bence Barcelona istemiyor. Takipte e, takip sürecinde de Ben, de ben Barcelona'nın istediğine inanmıyorum Endidi'ye. Tamam. Hayır. işte Takipte şuna yapıyor. Bundan sonra e, büyük takım transferi yapacak mı? Gelişimini takip ediyordur. Takip ettiği nokta vardır elbette ama gelişimini takip ediyordur. Şimdi Endidi e, yani net bir şekilde Oyuncu anlamında sana biraz e, Brevik'ten sonra daha da lüks gelebilecek bir oyuncu. Hani Ben riskine girer miyim? Ben kesinlikle hani mesela parti değil de geçen partiyle Brevik arasında konuşmuştuk ya o zaman Brevik demiştim ama Endidi, Brevik konusunda da ben Endidi derim. Çünkü e, geldiği lig belli çıktığı ve daha da fazla çıkabileceği potansiyel belli. O yüzden de maliyet anlamında biraz daha pahalı olabilir onun riskine girerim, onun arkasında dururum. Ama Andy diye işte şey Brevik'i 7 milyonu aldığında iyi çıkmazsa bunu anlatamazsın. Ama bunu ona aldığında ben bunu potansiyeli yüksek ve şuradan aldım dediğinde taraftar tatmin olur bence gibime geliyor. Harp adamı Endidi Kilolu, Endombele gibi çıkmasın. Kilolu değil Endi Ee, Baba Türk Emir Brevik'i 3'e 5'e bakmayıp mutlaka almalıyız demiş. Ee, Ersin Bayrak Musa Yıldız hayatında Endidi hiç izledi mi demiş. İzledi mi Ersin mesela? Bayrak acısı şurada. Ee, ben onu engelledim geçen kendi yayınımda. Ee, acısını anlayabiliyorum. Endidi izlemeye gerek yok. Skatlardan ne kadar izlediysen o kadar da kalıyorsun. Sonra arkasında duramadığı için ben bunları konuşuyorum. Ersin kim? Senin gibiler böyle Endidi geldiğinde alkış yapıyor. Endidi kötü çıktığında da yutu kaka yapıyor ya ben oy, onu olmasın diye konuşuyorum ben, kardeşim benim. Ben Emdidiy izledim ama yani bizde iş görür. Ama Emil Breviye'ye daha fazla güveniyorum. Musa Yıldız bu takıma dengi katmaya çalıştı. Peki sen Galatasaray için ne yaptın Eyüp Yıldız? Evet. Kendini ön plana atıp değerli Musa Yıldız'ı söndürme çabanın farkındayız. Seni Musa'cılar olarak uyarıyoruz demiş. <laughs> Eyvallah. Tilemans için Erol Tunçar çok ağır olduğu yönünde negatif şeyler var. Ee, şeyler var, raporlar var. Bizde zaten ağır futbolcu, temposuz futbolcu sayısı fazla. Ee, Kerem Demirbay öyle, Sergio Oliveira öyle. Endombele tartışmalı. Yani biz bir ağır futbolcu daha alamayız. Tilemans'ı o yüzden çok düşüneceklerini zannetmiyorum. Musa Yıldız bizim başkanımız demiş. İsmail demiş ki vallahi yayın başladığında gördüm Musa abim sinirli. Musa Garip yani Musa Yıldız arkadaşlar bu programda böyle böyle bir özgüven geldi, böyle bir farklı hani bir bir programın bir bölümünde böyle bir Mehmet Demirkol gibi oluyor, diğer bölümünde e, hıncal Uluca benziyor. Bir sonra bir bakmışsınız e, Yasin Özdenak gibi olmuş. Acayip yani. Evet. Ya Barış da öyle bir şey yazmış ki Mustafa Bey lütfen eleştirilere takılma biz seni futbol bilginin için değil. Övmüş mü, dövmüş mü, sövmüş mü belli değil. E Barışçığım e, ben de seni bizi izlediğin için seviyorum. Teşekkür ederim Yani gülüyor. <gülüyor> Murat Murat Üner Endi Endombele gibi geniş bir oyuncu sanki demiş. Vallahi bilemiyorum bakacağım ama yani kilosuna, milosuna bakacağım birazdan şeyden o scout raporlarından ama hani benim gördüğüm dinamik iki yönlü bir futbolcu gibi gördüm ben yani açıkçası. Vallahi Murat abi Endi bir Endi'di Endombele'yi hatırlatıyor bana hani böyle isim ben başlangıcı ama alakası yok diye umuyorum yani. Lord, sadece... Lord Semit demiş ki hayret bugün Musa Yıldız yayını sabote etmedi dikkatliyiz de kardeşim biraz geriye sar yayının ortalarda bağırdı çağırdı sabotaj yaptı kabotaj yaptı her şeyi yaptı Dikkatimi çekti Musa Yıldız Selahattin Atan ile yorum yaparken bu kadar bağırmıyor. Çünkü Selahattin abi azarlıyor onu. Musa abi yorumculukta Fatih Terim'dir demiş. Endidi 74 kilo. Eyvallah. Yani boy kilo vesaire bakacağım. Hani endombele gibi fazla kilosu var mı diye bakacağım. Peki arkadaşlar hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Güzel keyifli bir yayın oldu. Akşam yine saat 22'de benim bir canlı yayınım olacak. Musa Yıldız'ın bildiğim kadarıyla 19'da canlı yayını var. Ee, We Are The Best öğlen yayını koymamış. Yine Güney Esen Türk'ün saat 21'de yayını var. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayından çıkmadan birer tane daha like bırakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.